Sinema sektörünün aynası izleyenleri bugün Tunahan Elektrik'e konuk alacağız ve biraz sonra Tunahan Elektrik firma sahibi Sayın Emre Bey ile yaptığımız röportajı izleyeceksiniz. Bizden ayrılmayın. Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri, sektörün aynası programında sektörlere ayna tutmaya İzmir'de devam ediyoruz ve şu anda Gıda Çarşısı'nda bulunan Tunahan Elektrik'teyiz ve yanımda Tunahan Elektrik firma sahibi Sayın Emre Pekliman var. Hoş geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Estağfurullah. Sizin de ayağınıza sağlık. Bu kadar teşvik ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederim. Emre Bey, sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? 12-5-1987 doğumluyum. İzmir doğumlu. Anne baba İzmir. Kadar güzel. Sektöre giriş tarihi 2000. Milenyum çağında başladık bu sektöre. Çok güzel. O yıllarda girdik. O tarihten bu yana çeşitli firmalarda çalışıp, işte çıraklıktan bu yana piyasada rüştünü ispat etmiş, isim yapmış firmalarda bölge sorumlu olarak pazarlamacılık yaptık. Evet, 2000 yılından beri Tunahan Elektrik olarak faaliyettesiniz. Evet. Çok güzel. Peki sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? Sektöre girmeye babamız tarafından nasip oldu. O da şu şekilde. Bizim normalde elektrikle bir ilgimiz, alakamız veya kafamızda olan bir düşünce olmadan bu şekilde bir şey, belki de bir yazı, bir kaderdi bu. Hı hı. Babamın bu sektörde asker arkadaşının olmasının vesilesiyle çıraklıktan bu yana nasip oldu. O tarihten bu yana da böyle devam ediyoruz. Bu hala çok buradayız. Güzel olmuş. Evet. Peki faaliyetleriniz nelerdir? Faaliyetlerimiz aslında genel olarak baktığınız zaman Ege bölgesinde toptan elektrik malzemesi satışı yapıyoruz. Aynı zamanda gıda çarşısında iştek bir caddede olmamızın gereği de perakende satışlarımız da iyi. Bu anlamda faaliyetlerimiz günden güne de daha geniş portföyle, daha geniş hizmetle devam ediyor. Peki başka firmanız var mı Emre Bey? Başka firmamız yok fakat iş ortaklığı adı altında bir inşaat firmamız var. Hı hı. Yavaş yavaş bu işe tampon olarak düşündüğümüz, sektörün de artık daha kazanç getirdiği, daha piyasada kabul edildiği inşaat sektörüne de yavaş yavaş adım atıyoruz. İlk inşaatımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten çok başarılısınız. Genç yaşta büyük başarılara imza atıyorsunuz. Ben başarınızın sırrını merak ediyorum. Bizimle paylaşır mısınız? Sizinle paylaşırız tabii ki. Yani başarımızın sebebi bir kere prensipli ve istekli olmak. Biz bu alanda bir işi yapmış olmak için hiçbir zaman yapmadık. Yani şu sevmek var. Sevmek çok önemli değil mi? Bir işi severek yapmak çok önemli. Zaten bir işi severek yapıyorsanız o sizi başarıda belirli bir noktaya getiriyor. Sayın seyirciler, şimdi yanımda Tunahan Elektrik firma sahiplerinden Sayın Ali Pehlivan var. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Rica ederiz. Ali Bey, sizi de tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. 16-10-1958 doğumluyum. Çeşitli devlet işlerinde çalıştıktan sonra 2005 yılında emekliliğimi hak ettim. 2005 yılından itibaren oğlum aşağı yukarı 12-13 senedir bu işin içinde olduğu için aşağı yukarı 2009 yılında bu işe girmeye karar verdik, dükkan açtık. Hı hı. Ve önümüzün çok aydınlık olduğunu görüyoruz. Bu sektörde ilerlemek istiyoruz. Aynı zamanda değişik sektörlere de girebilme olanımız var. Örneğin hı hı. inşaat sektörü gibi. Evet. Burada amaçlanan devamlı vizyonumuzu yenilemek, ileriye dönük, her türlü müşteri ihtiyacını temin edebilmek, karşılayabilmek. Başka da bir düşüncemiz yok.
Ali Bey, Tunağan Elektriği sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Tunağan Elektrik, yanımızda çalışan arkadaşlarımızla bayağı bir yol kat edeceğimize inanıyorum. Bu Tunağan Elektrik'teki yetişmiş elemanlarımız çeşitli illerimize, yörelerimize dağılıyorlar pazarlama yönünde. Örneğin 3 tane aracımız var. Bu araçlarımızla müşterilerin ayağına kadar hizmet götürüyoruz. Ne kadar güzel. Ve akabinde bu müşterilerimizin memnuniyeti bize artı değer kazandırıyor. Bunun sonucunda da iyi bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Allah'ın izniyle bugünlere daha da iyiye götüreceğiz. Evet, ben de inanıyorum buna gerçekten. Peki neden elektrik? Elektrik sonu olmayan bir meslek dalı. Devamlı yeniliklere açık, devamlı gelişmelere açık, sonu olmayan bir dal olduğu için oğlum da bu meslekte 12-13 senedir yoğrulduğu için bu dalı seçme durumunda kaldık. İnşallah ve çok da başarılısınız bu dalda başka gerçekten. Başka bir dala da geçmeyi düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. İnşaat sektörüne de geçmeyi düşünüyoruz. Bu inşaat sektörü elektriğin lokomotifi zaten bilinen bir şey. Bugünlere daha iyilere götüreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki başarınızın sırrını ben bir de sizin ağzınızdan duymak isterim. Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Başarının sırrı çok kısa, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışmak. Felsefemiz bu. Çok güzel. Peki vizyonunuz nedir? Vizyonumuz gelişmeleri takip etmek, yenilikleri takip etmek, ileriye dönük çalışmaları oluşturmak. Vizyonumuz budur yani. Hep yenilikler, hep ileriye dönük. Çalışmak. Çalışmak. Peki sektörün aynası izleyenlerine vermek istediğiniz mesaj nedir? Onlara neler söylemek istersiniz? Sayın izleyicilerimize bizi ziyaret etmelerine, dükkanımıza gelmelerine veyahut da internet yoluyla, web sayfamız yoluyla da bizlere ulaşabilmelerine akabinde fiyatlarda da çok memnun kalacaklarını iddialıyım yani. Zaten güler yüzünüz yeter yani. Ben evet. Çok memnun kaldım evet, şahsen. Herkes de memnun kalacaktır. Çok buna inanıyorum zaten. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Ederiz. Sağ olun. Vizyonunuz nedir? Geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Geleceğe dair hedeflerimiz dediğim gibi iş ortaklığı adı altındaki inşaat firmamızla o alanda daha da yaygın, daha büyük projeler imza atmak. Bunun yanı sıra bulunduğumuz konumla ilgili elektrik sektöründe daha başarılı, daha geniş kapsamlı projelere, kamu işlerine, ihale işlerine, büyük çapta bize uzun vadede daha kazançlı, daha ismimizi, prestijimizi arttıracak konumla ilgili çalışmak. Peki web siteniz var mı? Web sitemiz var. Web sitemizi kurduk. Fakat şu an istediğimiz boyutta değil. Tam aktif şeklinde de getirmedik. İstiyoruz ki artık çağımız teknoloji çağı, internet çağı. Yavaş yavaş da o alana kayıp açıkçası internet üzerinden de satış yapmayı hedefliyoruz. Çünkü çok uzak noktalardan bazen internet üzerinden, kurduğumuz web sitesi üzerinden talepler oluyor. Evet. Ama dediğim gibi tam aktif bir şekilde şu an hedeflediğimiz boyutta değil. Ama onun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Çok güzel. Müşteri memnuniyetini çok önemsiyorsunuz. Sizin için gerçekten çok önemli. Bunun için nelere dikkat ediyorsunuz? Ya, müşteri memnuniyeti öncelikle bizim ekmek kapımız. Dolayısıyla müşterimizin en ufak bir talebi bizim için bir emir gibi, bir görev gibi. Bu görevi üstlenip doğru yolda, doğru zamanda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu var, yani bir müşterinin talebi zamanında ve yerinde uygulanıyorsa eğer, zaten bu size olumlu bir şekilde dönüyor. Evet. Yani sizin satışınıza, geldiğiniz konuma ister istemez her türlü şekilde bir katkısı, faydası oluyor. Peki. Son olarak sektörün aynası izleyenlerine neler söylemek istersiniz?
izleyicilerimize buradan selam gönderiyoruz. Hem Avrupa'da olsun, hem Türkiye'de olsun. Bizi izledikleri için de teşekkür ediyoruz hepsine tek tek. Buralara geldiğinde de bekliyoruz bir çayımızı, kahvemizi içmelerini diliyoruz her peki, zaman. Çok teşekkür ediyorum size bu güzel röportaj için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Ege'de ucuzluğun kalesi Tunahan Elektriği. Herkesi bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin.